sonuç itibariyle okuma yazma seviyesi ortada olan bir ülkede. Ortalama 3.12 yıldan bahsediyoruz, öyle değil mi? Kadınlar söz konusu olduğu zaman 2 yıl. Peki bu bayanlarımız bizim bu televizyonlara kilitlenmek zorunda. Başka türlü vakit geçirmesi mümkün değil. Dolayısıyla burada evet diyor hanımlar. Bakın, öyle, evet. Vakit herkes geçirmesi tutamadı. Mümkün değil. Evet. Bununla bir de merak eklendi mi? Arkası ne olacağı belli olmayan bir beklenti eklendi mi? Davranışınız ortada. Yapacağınız şey beğenmiyorum ama gözüm orada. Bu oylar da o. Yani beğenmiyorum. Ha ben bu eroini bırakamıyorum ama birisi şu kaçakçıları bir yakalasa. Mantık bu. Dolayısıyla bu mantık kökten yanlış. Dolayısıyla burada önemli olan konu, burada bulunmamızın sebebi izleyebilen insanlara ciddi biçimde bilinçlenmesini sağlamak için bilebildiğimiz kadarıyla yardımcı ve destek olmaktır. Çünkü bu önemli bir sorun. Ne bakımdan sorun? Şimdi bazı insanlar bu programlardan örneğin Semra Hanım gibi kayınvalide olmayarak yarar sağlayabilirsiniz. Bilmem kim gibi olmayarak yararlı olabilirsiniz. Ama bilmem kim gibi olarak da zararlı olabilirsiniz. Bunun oranını saptamak çok zor. İkisi artı ve eksi birazcık eşit gibi gözüküyor bana. Ama burada en önemli olan konu şu. Milyonlarca insan çözmesi gereken gerçek hayat problemlerini çözmeyi ertelemekte. Çünkü beyin denen bilgisayarı bir başka bilgiyle bombardıman altında. Bu yüzden sorunları gerçekçi ve kendi gücüyle çözemeyen kişinin duyduğu endişe, kaygı ve öfkeyi hiç olmazsa bir süre için unuttuğu bir program eşittir Bekir Bey'in söylediği adeta uyuşturucu. Bağımlılık davranışının aynısı. Hanımlar bağımlı mısınız televizyona burada bir... Bakınız yani, bağımlılık davranışı aynısı. Ama evet. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Teknik. Kesinlikle. Affedersiniz. Küçük cümle ilave edeyim. Esrar ya da başka türlü bir madde bağımlısı ya da alkol kullanıcısı kişiye. Neden? İlk defa bizim karşımıza oturduğu zaman ben bağımlı değilim der. Ama kullanır. Evet. Bu televizyonlar çok kötü bağımlı insanlar, tuhaf bir şey. Etiketlenmekten, işaretlenmekten, aşağılanmaktan korktuğu için izleyen adam ben izlemiyorum diyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir şey var tabii. Evet. Herkes belgesel izliyor yani. Ya ne kadar kültürlü bir toplum. Dün akşam herkes belgesel izliyor. Ne kadar kültürlü bir toplum. Ya ne kadar bilgi birikimi yerinden. Evet. Belgesel olmadı doğru, hiçbir şey izlemiyorum. Semra Hanım böyle yapmış, Sinem böyle yapmış, kaynağı böyle yapmış, gelin böyle yapmış. Hiç beni ilgilendirmez. Nerede belgesel var söyleyin bana. Yani işte aslında diyorum bir pazar günleri veya cuma günleri oluyor akşam gece. Bir tek onu izleyebiliyorsun. Bakın bana belgesel diyorsun. Oraya açıyorsun Semra Hanım, oraya açıyorsun Semra Hanım, oraya açıyorsun Caner. Yani çocuklara hiçbir şey Sırlar Dünyası bilmiyorum. Mı belgesel? Hangisi belgesel? Sırlar Dünyası da tabii öyle çocuklar tamam ne şey. Hangisi belgesel? Yani hiç birini açmayı evde istemiyor şey yani. Affedersiniz. Hanımın arkada bir şey var. Sayın doktor stres oluyorum. Buyurun. Stres oluyorum. Sabaha karşı. Belgesel. Hangi kanalda belgesel var ya? İşte ben de öyle bir yalan var. Yani Allah aşkına. Herkes belgesel istiyor ama yani o kadar reyting yok. Yani her Allah'ın günü hayvanat bahçesi isteyeceğiz. Ben aslan görmekten bıktım ya. Buyurun. Vallahi ben hiçbir şey seyredemiyorum. Sinir oluyorum. Eskiden tiyatrolar vardı, sinemalar. Sonra çıktı. Eskiden belki de hala var onlar. Şimdi güzel bir şey. Sinir dünyadan yok. Türkiye İstanbul değil ki. Tokat'ta var mı? Ha, yok. Hakkari'de var mı? Şimdi bir televizyonumuz vardı. Oturup seyrediyorduk. Ben evde yalnızım. Ne seyredebilirim? Tabii televizyon. Ama hiçbir şey yok. Hep kavga. Hep şiddet. Sinirlerim bozuluyor. Hastalanıyorum. Tansiyonum çıkıyor. Kapatıyorum. Peki günlük yaşamda yok mu o kavga? O şiddet yok mu? Günlük yaşamda bu var. İşte kanallara gidiyorum. Yine öyle sinir oluyorum. Yani orada biz izliyorsak bile. 2-3 tur buraya geliyorum işte. Uykusuz kalıyorum. Yine bir şeyler öğreniyorum var. Giresun'dan bir telefonumuz var. Buyurun efendim. Sevim Alo. Evet.
Alo, iyi akşamlar. Genelde bu akşamlar kanunla geldi, evet. Evet, konuşuyorum. Hani bir şey var çünkü hepinizin göz ardı ettiği, bir türlü bu noktaya gelemediniz, kaç saatten beri onu bekliyorum. Hiçbir şekilde hepiniz, mesela bakıyorum hepinize, hepiniz sabah işine giden, akşam işinden dönen insanlarsınız. Bunu konuşacak insanlar sizler değilsiniz. Bunu göremezsiniz saatlerden beri. Biliyor musunuz ki siz işinize gittiğinizde evde neler oluyor? Ben İstanbul'da yaşayan bir insandım. Şimdi geldim, Giresun'da yaşıyorum evlendiğim için. Üniversite mezunuyum. Buraya geldiğim için hiçbir iş bulamıyorum. 24 saat evdeyim. Bütün yaklaşık 3 günde bir tane kitap okuyorum. Sinemadaki bütün filmlere gittim. Ama göremediğiniz bir şey var. Bir gün 24 saat. 24 saatiniz nasıl doldurursunuz? Neler yaparsınız? Evde böyle muazzam işler yok. Yani hani işte ben bütün gün evimi süpüreyim, camlarımı sileyim diye bir şey yok. Hasta olursunuz. Titizlik hastası olursunuz. Mecburen bu programları izliyorsunuz. Ben izlemekten de çok memnunum. Ben görmüşüm yani, ama niye bana bir şey söylemiyorsun? Ben görmüşüm. Evet. Şurada çok ciddi bir şey var. Hakikaten. Bir dakika, böyle bir bahane yok mu Ebru'nun? Efendim? Ebru'nun böyle bir bahane olduğunu söylüyor bunun. Gerçekten. Hayır, kesinlikle bahane. Hayır yani, hani artık bu acıya düştüm de yani televizyon seyrediyorum. Lütfen Allah aşkına biraz da yani hani mesela doğru ve dürüst konuşalım. Hanımefendi diyor ki eskiden ne güzel tiyatroya giderdik. Hanımefendi şu an saat sabah 3'e geliyor. Evet. İşte şimdi de buraya geliyorsunuz. Şimdi bizi seyrediyorsunuz. Bizi seyreden o kadar yani mesela. Evet. Ne güzel, siz daha bahsetmiyorum hanımefendi daha sonra. Daha, hani daha makul bir saatte Şakır tiyatrolar var, ona gidebilirdiniz. Siz mesela işiniz olmadığı için şu anda Giresun'dayım diyorsunuz ve hani ev işi ev işi nereye kadar maazallah insan titizlik hastası olur. O yüzden biraz yayınlayayım, televizyon seyredeyim. Çıkıp iş arayayım, yok diyeceksiniz, tamam yok. Üç günde bir kitap bitiriyorum, az ne kadar sıkıcı. Hani bir tane daha kitap okuyayım senin ağından bu kadar çıkı açıysanız yani. Sıkıcı değil. Hayır canım, ondan bahsetmiyorum yani. Ben devamlı böyle bir hani televizyon, işte biz mecburuz bu yüzden ya, çok şikayetçiyiz. Hani hayat da yapacak. Hayır, şikayet değil. Affedersiniz. Kendini savunuyorum. Çok özür dilerim. Ama savunamıyorum sizin neler söylediğiniz. Bunca senedir evdeyim diyor. Kuaföre gidelim. Bak, kameralarım onu, sen bunu söyleyeceğim diyor. Öbürü çıkıyor oradan. Kontrol altında. Neresi kontrol altında? Birisi birinin kafasına tabak fırlatıyor. Öbürü kayışla öbürünü dövüyor. Bunun neyi kontrol altında? Kontrol altında o. Şu andaki yarışmacılardan. Hanımefendi ben mesela şu anda şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki ben Fatih Karaca'yım. Diyelim ki ben Fatih Karaca'yım. Şu anda diyorum ki yani ortam çok sinirimi bozuyor. Sokak benim sinirimi bozuyor. Konuşacağım, siz bütün gece oradasınız. Lütfen. Buyurun. Not aldım çünkü. Tabii ki şey kötü değil yani, benim elimde kumandan var, Rütük benim hakkımda karar verecek, zaten karar verecek çok az şeyim var. Bir de Rütük bana karışacak diye ki sen kumandada şu kanla basabilirsin, bu kanla basabilirsin. Ben aynı zamanda bizim televizyondaki işte ekonomi programlarını da izliyorum. Ekonomi programında bas bas bağırıyor televizyonlar. İşte bu seneki enflasyonlar süper, ortamda çok iyi, acayip de para kazanıyoruz. Ben niye iş bulamıyorum? Ben başvuru yapmadın, evinde oturuyorsun bilmem ne. Burada bir profil söz konusu. Siz bu zamana kadar yetiştirdiğiniz gençliğin pozisyonlu durumunu, kültür seviyesini görüyorsunuz. Ve bu duruma müdahale edeceğinize, buna konuşacağınıza, neler yapmamız gerekeceğinize seyretmeyin diyorsunuz. Canım istediğinde seyrederim ve aynı zamanda hepsini de gözden izliyorum. İşte gelinleri de izliyorum, öbür prensleri de izliyorum, hepsini de izliyorum. Ama kitap da okuyorsunuz. Ama kitap da okuyorum. Buradan da çıkartılacak bazı şeyler var. Evdeki hanım var. Sandığımız kadar aptal değil, sandığımız kadar akıllı değil. Peki. Çok farklı bir durum söz konusu burada. Sizin izlediğiniz şeylerden bir küçük kolajımız var. Neler izliyorsunuz realitik yani, şovlar olarak? Onları bir görelim isterseniz. Teşekkür ediyoruz. Gençlerin profilini görüyor musunuz burada? Mesela izlerken farklı bir bakış açısıyla bakın. Orada kavga var diye bakmayın. Bu gençler hani mucize aramaya gelmişler. İş yok, para yok, aileden destek yok.
E ne yapacaksın? Mucizenin peşinde koşuyorsun mecburen. Mucize mi? İnsanların işi olsa, vermez artık. Affedersin, burada itirazım var. Burada itirazım var. Antitez var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir insan olumsuz bir davranışını ne kadar mantıklı açıklarsa açıklasın, davranışın olumsuzluğunu ortadan kaldıramazım. Dolayısıyla hanımefendi haklı olabilir, doğru olabilir, hiç itirazım yok. Dediklerinin büyük bir kısmına katılıyorum. Fakat yanlış olan bir şeyi, hatalı olan bir şeyi mantıklı açıklamalarla desteklemek gibi bir hatayı tepeden görüyorum ben. Evet. Yanlış yapıyor. Yani gibi bir üniversite mezunuyum. Uzun bir süredir işsizlik çekiyorum. Ama işsiz olduğum bu dönemi güç birliği bünyesinde sivil toplum hareketine dönüştürerek topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oturup bu kanalları izlemeyi tercih etmiyorum. Madem üniversite mezunusunuz, madem bu ülkenin kültürlü bir seviyesi, kültürlü seviyesi dediğimiz toplumdan bir kişisiniz, bence bu zamanınızı bu tarz insanları, özellikle çocukları ve gençleri geleceğini etkileyen, onları psikolojik açıdan çok kötü etkileyen programları izleyeceğinize, toplum adına hem onun için zamanınız da var hem de maddi bir şey harcamak zorunda değilsiniz. Gönüllülük esasına dayalı toplum adına yapılabilecek birçok faydalı iş var. Ben size böyle bir işle vaktinizi geçirmeyi tavsiye ediyorum. Nacizane evet. Kendi adıma. Tebrik ediyorum. Evet. Şimdi ben de cevap vermek istiyorum. Evet, çok güzel cevap verdim. Çok teşekkür ediyorsun. Bu reality show'lar neymiş? Hemen bir kolajımız var, onu izleyelim. Bir de yapımcılarının söyleyecekleri var. İnsanlar bunları şu sebeple yazıyorlar. O kadar problemleri var ki, o kadar artık hayatlarından sıkılmışlar, kocasından, karısından sıkılmış belki. Çocuğuyla uğraşıyor, evinden dışarı çıkamıyor, kendine ait bir hayat hiç olmamış. Ama orada görüyor, sudan sebeplerle tartışan insanlar var karşısında. İzliyor, hatta belki için için, oh canıma değsin bile diyor. Yani orada değilim Allah'ım çok şükür. Yani bu kadar da değil yani. Benim yuvam var, çok şükür başımda kocam var, ne bileyim karım böyle sağlıklıyım, hayatım güzel. Yani kendilerine umut doğuracak, yoktan umut var edecek bir örnek var karşılarında. İşte onun geçmişinden bir şey çıkıyor ortaya, sen böyle değilmişsin, böyleymişsin, bak gördün mü böyle oldu. Belki onların da var ama bunu kurcalayacak kimseleri yok. Gerçekten yoktan bir umut var etmek için izliyor olabilirler. Oh no. You can't hide. I don't. And you definitely can't lie. If I send you a ride with my daughter, are you going to try to sleep with her? No. Tartışma izlettiriyor. Ve bunu bu sadece kameraların önünde iyi bir işte yapım, bol kamera, iyi bir ses düzeninde bunun izlenmesi başka bir şey değil. Ama işte bu bir tercih meselesi. Yapımcı böyle program yapmayı tercih ediyor. İşte kanal böyle bir program göstermeyi tercih ediyor. İzleyici de izlemeyi tercih ediyor. Demek ki burada insanlar bunu seyretmekten şey yapmıyorlar yani, ne bileyim, seyretmeyi seviyorlar. Tartışma
tartışmalardan ziyade tartışmaların konu başlıkları çok daha önemli bence. Yani ne için tartışılıyor? Orada bir kere bir psikolojik baskı var. Yani herkes sokağa çıktığında bir sosyal maske takınır yüzüne. O sosyal maskeyi burada daha fazla takmak ve üstelik 100 gün gibi bir süreçte taşımak zorundasınız. Yani akşam oh yatağıma yattım, rahatım, uyuyorum gibi bir dinlenme süreciniz yok, orada da izleniyorsunuz. Gerçekten o maskeyle yaşamak çok zor. Bir süre sonra maske düşüyor, çatlamaya başlıyor ve yara almaya başlıyorsunuz bu sefer. O korunaklı yerleriniz yara almaya başlıyor çünkü karşıdaki eğer zekiyse onu görüyor. Bu ciddi bir psikolojik savaş. Güçlü olan, maskesini iyi taşıyan kazanıyor herhalde. İzlemiyorum diyen yalan söylüyor. Ben bunun içinde çok önemli eğitimciler de gördüm. Üniversitelerdeki öğrenciler de, eğitimciler de bu program hakkında gerçekten önemli ipuçları çıkarıp, kendilerine ders çıkarıp inceleme altına alıyorlar. Bir kültür seviye farkı yoktur bu programı izleyenler arasında. Bu sadece kişisel bir şeydir, kişisel bir tercihtir. Televizyon izliyorsunuz sonuçta. Bir programı izlemek, izliyorsunuz diye kimse kimseyi ayıplayamaz. İnsanlar bunu saklıyorlar çünkü nedense bu genelde sanki işi olmayan kadınların ya da işte ev kadınlarının, öyle diyelim, ya da çok işi olmayan insanların izleyeceği bir program gibi. Hayır, değil yani. Örneklerini verdiğim gibi bunlar da gerçektir. İş yerlerine televizyon taşıyor insanlar. Evet, tekrar buradayız. Bayağı biz tartışıyoruz. Türkiye'de tartışıyor sanıyorum. Oylar da bir oy durumumuza bakalım mı? Kaçlardayız acaba? Onu bir görelim. Çok sağ olun. Büyük bir ilgi var. En azından toplum bunu tartışıyor. Şeyin Orhan Bey'in söylediği gibi hiç olmazsa tartışmaya başladık. 16-56-83-44 evet diyor. Biz sizler biraz şey hayırları, yani reality show programları kaldırılmalı mı da hayırları biraz etkilediniz. Bunu olur musun içinde yapsanız tam tersi çıkacak. Bu sizinki Fatih Karaca'nın çevresi gibi işte. Karım kaldırılsın diye, gittiğin yerde kaldırılsın diye çok fark yok aslına bakarsanız. Yani şu data çok bir de önemsiz bir data. Burada 70 bin kişilik bir kendinizi anlatmanıza şey gerek yok ki. Hayır, yani halkın 80 bin kişi oy veriyor, 70 bin gibi bu örgütse. Biz neden çevresinde sadece yolda gördüğü insanlar şeklinde bahsediliyor bilmiyorum. Lütfen bunu ileten kişi. Ama onu Fatih Karaca söylüyor zaten. Ben çevremde eşimden, şikayet dostumdan... Şikayet de oluyoruz deniyor ama sadece eşimden, dostumdan... Pardon, bakın 72 bin kişi mail attı deniliyor. Fakat sizin iddianız baskı olduğu için kendisinin üstünde bunu söylememiş ve eşim, dostum şey yapıyor. Dedim, yani 70 bin mail aldım demiyor Fatih Bey, öyle mi diyorsunuz siz? Böyle bir başka şikayetlere aldı da alerjik hattına vesaire soruyor. İddia değil efendim. Yani benim hukuken koruyacağınıza söz veriyorsanız isim açıklarım. Neyi hukuken koruyor? Bu ifadenin sahibini. Ya burada benim anlamadığım, siz niye Fatih Bey'in çevresi deyince siz niye yani 70 bin tane imzayı toplamışsınız, buna inanıyoruz. Niye buna iddia? Bizim bence bu programlara karşı çıkan Fatih Karaca'nın yolda yürürken rastladığı 3-5 kişiymiş gibi konuşuluyor. Az önce Ersan Bey'in tabirlerine de bu şekilde yer aldı. O yüzden biz buna karşı çıktık. Ama sanki siz de öyleymiş gibi söylüyorsunuz. O zaman hani kanallarda para versin adam tutsun şeklinde yaklaşımlarınız oldu. Bu böyle değil. O zaman 700 kişi, 70 bin kişi. O zaman mesela ben sizin söylediğinizde karşı çıkıyorum şu anda. Yekler yani. Yani hani bu programlar kaldırılsın savunuyorsunuz siz. Kaldırılsın savunmuyoruz. Biz televizyon kanallarının otokontrol mekanizması kurarak topluma gösterilmemesi gereken ya da onları yanlış yönde, psikolojik olarak kötü yönde etkileyecek kısmı... Hanımefendi, kimin psikolojisi ve buna karar verecek merci? Bunu niye Rütük'e götürüyorsunuz? Televizyonla oynarsanız da. Rütük'ten talebimiz, ilk başta söyledim, Rütük'ten talebimiz şuydu. Otokontrol diyor, televizyonlara gitmiyorsunuz. Bütün bu kanallardan topladığınız, yasakladığınız programların cezalarının paraları var. Bu paraları ne yapıyorsunuz? Bu paraları birazcık da seyircileri bilinçlendirmek için kullanalım. Birazcık da bizim veya bu kaygıları dile getirip bunları bu platformlarda tartışabilmek için kullanalım. Yani siz hiç Rütü'nün bu konuda bir bilgilendirme, bir seminer, bir eğitim, bir bilmem ne yapmasına karşı çıkar mısınız? Talebimiz buydu.
Ben de çıkarım. Ben çıkmam. Niye? Kesinlikle çıkarım. Niye? Çünkü bunun belirleyecek mercim de ben kesinlikle tutkularım. Belirleyen merciden bahsetmiyoruz. Parasını verecek siz konuşacaksınız Ebru Hanım. Mesela, siz konuşacaksınız. Parasını verecek siz konuşacaksınız. Reklam veren yüzünden tatlı atmayacaksınız. Hakkınız olan parayla çıkacaksınız ve gerçek fikrinizi savunacaksınız. Şimdi rutin televizyonları denetliyor, kurallar koyuyor. Orada hiç televizyoncu yok. Bir tane televizyoncu, ben o kurumun yaptığı şeyleri... Rütük parasını versin, parayı. Arif Hocam prime time'de bir saat konuşsun, biz bunu istiyoruz. Kimse seyretmez, bir saat, bir saat. Hayır, parasını verecek, önemli değil ki, kaç para reklam parası için. Yüzüne söylemeyin. Hayır, şu an mı diyor, bir saat, televizyonda bir insan televizyonda bir saat konuşursa, kimse seyretmez, televizyonda iki dakikadır. Gerisi bula bula. O zaman iki dakika izin verin Arif Hocam, Rütük'te parasını versin. İki dakika konuşayım ya, ne olur. Arif Hocam, iki dakika konuşsun, parasını Rütük'e versin. Yani... Bir insan bir saat konuşamaz televizyonda. Nedir bu? Akşamdan beri konuşanları dinliyoruz. Şurada konuşan hiçbir kimsenin, üç kişinin yolu birleşip de aynı bir sözü bir yere getiremediler. Ne kadar bu konular tartışılsa da yine bir yere gelmez, yine televizyoncular yapacağını yapar, izleyenler izler. Bu bir gerçek. Yalnız ki Semra Hanım olsun, diğer tümün Caner olsun. Yani bunlar artık olmasın. İnsanlara daha pozitif enerji verecek bir programlar olsun. Yani çıkıyor şimdi, o karşı geliyor, ben karşı değilim diye. Yani üç kişinin yolu birleşsin de bir yere adım atılsın. Biz bunu istiyoruz. Ama akşamdan beri o ayrı bir yola gidiyor. Sen ayrı bir yola gidiyorsun. Ne diyor? Ben sizin programları hiç seyretmem diyenler diyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım diye bütün detayları sayıyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim, benim sokakta muhakkak birçok tepkiyle karşılaşıyorum. İşte bu Tülin'le Caner'le ilgili bile bana tepki geliyor veyahut da iyi şeyler sorumlusu benmişim gibi insanlar davranıyor ama önce şöyle başlıyor cümleye gelen kişi. Ben o programları kesinlikle izlemiyorum ama sen bir gün şunu yapmıştın, hatırlıyor musun diyor. Kalıyorum ben, hani sen izlememiştin, ben bile hatırlamıyorum çünkü. Bursa'dan bir telefonumuz var. Buyurun Onur Bey. İyi geceler. İyi geceler efendim. Buyurun. Ben birkaç noktada hemen hızlı hızlı konuşacağım. Ben sözümü kesmezseniz çok mutlu olurum çünkü unutmayayım. Birincisi bu programların uyuşturucu gibi olduğunu söylendi. Bence belki aşırı yayınlanması böyle bir etki yaratabilir ama yayından kaldırmak yerine saatlerini kısaltmak daha doğru olmaz mı diye düşünüyorum. Bir de başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bu programların eğitici ve öğretici yanlarının da olduğuna inanıyorum ben. Her şeyden önce şiddet içerikli deniliyor. Şiddet içerikli sahneler çok az. Yani 450 saatlik yayınlar sadece 10 dakikalık bir şiddet içerik ya var ya yok. Sonuçta bu tip şiddet her yerde var. Her programda var. Bence Rütük Başkanı bu konuda açıklama yapmadan önce çizgi filmlerdeki şiddet içerikli sahneleri engellemeli. Amerikan güreşleri spor olarak adlandırarak televizyonlarda yayınlanıyor ve şiddete daha fazla gençler özendiriliyor. Hele o çocukların seyrettiği o Voltron gibi çizgi filmler vardı bir arada. Şimdi de var, ben pek bakamıyorum. Çünkü felaket çocuklar hep böyle şiddetle elinde tabancayla onu öldürdüm, öyle yaptım. Bunlara özeniyorlar. Bunlara bir çare bulunmazken gelin kaynana programlarına kafayı takmaları da şaşırtıyor. Bir de reality programlarının iki bölüme ayrıldığını düşünüyorum ben. Gelin kaynana türü programlar, bir de dert programları. Yalnız değilsin, işte kadının sesi gibi programlar. Evet. Hakikaten o kadının sesi gibi programların insanları strese soktuğunu düşünüyorum ben. Çünkü sürekli oğlunu aldatmış, oğlunu terk etmiş, belki'nin karısıyla kaçmış. Bunlar tabii insanı strese sokuyor. Fakat gelin kaynana programlarının bence şöyle bir yararı var psikolojik olarak diye düşünüyorum. İnsanlar gelişmiş ülkelerde streslerini atmak için psikologlara gidiyorlar. Bizim ülkemizde böyle bir imkanımız yok. Çünkü çoğunluk fakir insanlardan oluşuyor. İnsanlar nasıl stres atacaklar? Bir komşuluk ilişkisi dahi kalmadı. Bir arkadaşına, dostuna sohbet etme ilişkin çok fazla değil artık. Eskisi gibi ilişkiler de yaşanmıyor. Bu tip programları seyrederek insanlar rahatlıyorlar. Günde 3 saat seyretmek insanları rahatlattığını düşünüyoruz. O zaman yani hep beraber
cama çıkıp bağıralım, şey yapalım, atlayalım yani nasıl olsa problemlerimiz var diye. Bu bir çözüm değil tabii ki. Siz bu programı seyrettikten sonra kaynananızla barışmışsınız galiba, değil mi? Evet, ben 5 senelik evliyim ve sürekli kaynanamla problemler yaşardı. Bu yüzden de pek gelmesini bile istemezdim açıkçası bizim eve. Fakat bu programların eğitici ve öğretici bir yanılışı olduğunu düşünüyorum. Sürekli her bölümde anneye ve babaya yönelik saygının önemi vurgulanıyor. Bu önem o kadar çok vurgulanıyor ki ben de bir baktım kendime. Ben de bir baktım. Sevgili Bursalı kardeşim, canım benim. Dinliyorum. Ben derleyip toparlayıp başka bir şey demek istemiyorum. Ne kadar aciz bir milletiz biz ya. Şu televizyonu fişini çekilemez bir cihaz haline getirdik. Zeplerimizin pilleri bitmiş ülke olarak değiştiremiyoruz. Ve kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı diye anlamsız bir soru soruyoruz aslında. Anlamsızlığı şuradan geliyor. Pilleri kaldırılsın mı ya? Şahıs olarak bu güce sahip olmalı mıyız ya da o bilinç seviyesine yükselmeli miyiz diye kendi kendimize sormamız gerekirken tamam. Nelerden bahsediyoruz biz burada? Herkesin pili bitmiş, televizyonların fişleri takılı kalmış, bütün televizyonlar canavar haline gelmiş. Ah çocuklarımızı koruyamıyoruz, o bizi yiyor bilmem. Çok güzel görerek ben tatlı cadıyla büyüdüm, hiçbir sapıklık eğilimim yok. Ben Voltron'u da seyrettim. Tom ve Jerry hayatım boyunca hep birbirlerini vurdular ama hiçbir şekilde arkadaşımın kafasına çekiç geçirip onu öldürmek gibi bir psikolojik bir bunalımın içerisine girmedim. Bu kendi bilinç seviyemle ilgili. Yalnız ama Pikachu değil. Hayır, bu Tom ve Jerry'nin bilinciyle ilgili. Ama şu anda izlediklerimiz Tom ve Jerry kadar akıllı değil. Bakın yani, öyle bir problem var. Bir de Pikachu diyerek babamın atlayan çok çocuk oldu. Babamın atlayan bir saniye. Bir saniye. Pikachu diyerek anlayan yazıyorsunuz. Bir saniye. Çocuğa evin içinde, çocuğa evin içerisinde ilk defa, ikinci defa konuşuyorum. İkinci defa konuşuyorum. Müsaade edersiniz. Konuşacağım ve bizzat konuşacağım. Biz açık olduğu için soru soracağım. Yorumunu yapmayacağım. O zaman sorunuzu alayım. Onu ben yaparım. Müsaadenizle. Fakat bir baba olarak kendi oğlumun neyi ne zaman izlemesi gerektiğini yön vermek istiyorum. Yasaklamak istemiyorum. Bir kere iki tane hatayı yapmak istemiyorum. Birincisi yasaklamak. İkincisi yasakladığım takdirde okulunda kendi arkadaşlarıyla mahrum kalıyor, dışlanıyor. Ben kendimle örnek veriyorum. Buna bu şekilde. Benim belli saatlerim vardı. Belli saatlerim vardı. İstemiyorum. Ne yapmalıyım? Televizyon seyredemiyordum. Bakın bu televizyon denilen eğlence eski geçtiğimiz hafta sevgili Kurşat Başar'ın yine bir toplantıda bir televizyon programında çok hoş, çok güzel bir son noktası var. Bizden bahsediliyor ve sakız olmuş vaziyetteyiz. En uç noktada da nerede bunlar diye bir soru soruluyor. Hayattayım, yaşıyorum, yine medya sektörünün içerisindeyim, çalışıyorum ama neye ve kime göre nerede olduğumun tartışılması. Ne şu var yani, öyle bir garip durum var ki ben bundan şikayetçiyim ama yani öyle bir garip durum var ki biz sanki oraya gidiyoruz daha sonrasında aman yerleri şey yapıyoruz falan. Ben İzmir'de kendim acizane bir bar açtım, dediler ki restoranda garsonluk yapıyor. İşte böyle falan, böyle duygu sömürüleriyle bunlar farklı olaylar. Gücü ve bilinci elimize aldığımız zaman millet olarak demek istediğim o. Kendi kendimizi eğitip kendi kendimize bir şeyleri öğrettiğimiz zaman ya eğitimimizi bir kere doğru dürüst becerdikten sonra anlamsız konuşmalara belki de hoşgörüyle bakabilmeyi öğreneceğiz. Ama evet. Kolay tarafı. Bunu becerebilmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ama burada ben gene başka bir şey geleceğim. Yani başladığım yere gelmek istiyorum. Büyüyünce işte atıyorum. Vehbi Koç gibi zengin ol, ne bileyim ben şunun gibi büyük matematikçi ol, Einstein gibi şey ol, bütün bunlar bize hep öğretilen şeyler. Ondan sonra biz yaşamımızda yani hiçbir şey olamadığımızı, yani yalnızca işte bir basit bir kişi olduğumuzu görüyoruz ve birdenbire bize müthiş bir fırsat veriliyor. Ünlü olma fırsatı, birdenbire Türkiye bizi konuşacak. Yani olağan insanı olağanüstü hale getirince Türkiye'de diyor ki ya bak görüyor musun ben de belki öyle olabilirim. Galiba bunun izlenmesinin sebebi bu. Çok böyle basit bir dille anlatmak istiyorum. Ama bu mucize değil. Yani biraz önceki bayan dedi ki işte gençlere bir mucize oluyor o oluyor. Bu bir mucize değil. Kendinize eğitmediğiniz sürece, bir şeyler öğretmediğiniz sürece oraya girmeniz, çıkmanız hiçbir şey ifade ama etmiyor. Ama o televizyonda ne kadar numara yapabilirseniz kısacası biraz sit cambazı gibi. 5 ay.
5 ay ne kadar numara yapabilirseniz o zaman size özenen birisi çıkacaktır. Diyecektir ki Ahmet'in hiçbir ismi yok, cismi yok. Ama çıktı, bütün Türkiye ondan konuştu. Şimdi ben de belki hayatımda bir şeyler değiştirebilirim diyecek. Böyle bir özentimiz olacak sizlere karşı. Yani olağan, olağanı olağanüstü yapacak. Öyle midir acaba? Tamamen doğru. Ya bu tamamen doğru. Bunların da tutma sebebi ne oldu? Tamamen doğru. Emeksiz bir yere tırmanmanın yolu bu. Evet. Yani mesela şimdi burada konuşanlar içerisinde bir şey var. Ben konuşmamda söylemiştim. Hani uzaktan kumandanın pili bitmiş dedi beyefendi. Ben yapamıyorum onu. Benim adıma ütük kessin kabloyu. Evet. Yani burada çok önemli bir kişi. Kişi kendi benliğini öne çıkarmadıkça, aklını çıkarmadıkça, kendini yönetmedikçe başkasından bir şey istemeye devam edecektir. Ama bir şey söylemek istiyorum. Burada bir emeksiz gibi bir şey söz konusu. Yani siz farklısınız ama sizin şeyiniz farklı. Anne baba yani. Ama o şeye çıkıp numara yapıp yani gittikçe ben kendimden nasıl konuştururum? Yani orada üçer kapanma yemek sayma ya. Bir sonuç olur mu ya ama yani? Evet, son bir telefon uzak bir avukat hatta. Buyurun efendim. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Evet, hukukçuyum ancak ben programların benim ben kaldırmasına karşıyım. Onu belirtmek istedim. İlk belirtmek istediğim husus 85'e 15 gün bir rakam var galiba olanlarda. Evet. Ama dijital bir kanalda olduğumuzu düşünecek olursak bu durumda ve bu programı izleyen kişilerin de belirli bir eğitim seviyesinde olduğunu düşünecek olursak real %85'te şeyden oylarla bu akşam %85 arasındaki farkı anlarız diye düşündüm önce. Tabii ki. Bu veriler Hayri Bey'le de konuştuk demin. Soruyu farklı sorsak başka bir cevap alacağız. Ayrıca tersim kullanıyorsanız zaten şey yapalım, kaldırılsın mı kaldırılmasın mı söyleyemiyorsunuz. Evet. Benim konuya bakış açım şu. Doğru davranışın kişilere göre değişeceğini düşünmüyorum ben. Yani dürüstseniz Ahmet'e göre veya Mehmet'e göre dürüst değilsinizdir. Bunu söylemek istedim. Keza mesele kaynağın yarışması, spor yarışması, manken yarışması bu değil sanıyorum. Konunun özünde benim düşünceme göre hak ve özgürlükler var. Temel hak ve özgürlükler. Siz sistem uygularsınız toplum söz konusu olduğunda. Bunu düşünecek olursak eğer bu programların yasaklanması her şeyin yasaklanabilmesi anlamına gelir. Hı hı. Eğer siz televizyonda bir şeyle ayrılmıyorsanız suç içermediği sürece düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ha, zararlı yönleri var mı? Tabii ki olabilir. Ama bunu yasaklama gibi bir mantığını çözemezsiniz. Anlık bir çözüm getirirsiniz. Mesela örneğin şöyle bir örnek verebiliriz. Hitler iktidara geldiğinde bildiğiniz üzere bir çözüm amacıyla gelmişti ama sonuçlarını hepimiz gördük. Bir tek yasaklanmaya dahi izin verirsek, demokratik bir yaklaşım dışına çıkacak olursak, bu diğerlerine mutlaka mutlaka zemin hazırlayacaktır. Yasaklanma değil, denetim diyelim. Zaten o konuşuldu. Yani ya otokontrol yapılsın. Tabii tabii. Peki çözüm için herhangi bir şeyler ortaya sunabiliyor musunuz? Peki, hemen çözüm önerilerini alalım, kapatıyoruz efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çözüm önerileri, evet. Ben bir cümle söylemek istiyorum. Hayri Bey izlemeyin o zaman dedi. Hocam cevabını çok güzel verdi. Yani bağımlılık olayı. Yani siz izleme, zap yap demek çok kolay ama bu bağımlılıktan kurtulmak çok zor. Bir eroin içine bunu içme dediğiniz zaman bırakamıyor. Aa içme dedi, hadi bırakayım. Yani çünkü sorun burada. Bir ikincisi. Ama bir eroin bağımlılığıyla, bir sigara bağımlılığı ya da bir televizyon bağımlılığı aynı kefeye hocam da koymak istememiş. Ben de uzman değilim ama yani hocam aynı şey değil yani. Bak, ben de uzman değilim. Ya, şimdi eroin bağımlılığıyla aynı kefeye. Şimdi ben de uzman değilim ama hocam uzman. Ben bunu bir pantolon şey yapıyorum. Mentalite olarak aynı. Evet. Hocam aynı zorlukta mı? Şimdi eroini bırakmakla bir televizyon programından vazgeçmenin zorluk derecesi aynı şey mi hocam? Yardım gerekiyor. Ve son bir cümle daha. Herhalde, değil mi? Son bir cümle. Harbi hocam son bir cümle söylemek bakınız, istiyorum. Yasaklı. Abi affedersin, burada küçük bir tartışma var. Kaçırın. Mekanizma hemen hemen aynı. Çünkü bilgisayar aynı işlemi yapıyor.
Yani öbüründe bir kimyasal ürün olması mekanizmanın farklı olması anlamına gelmez. Risk altındasınız demek. Evet. Kumar kimyasal olmadığı halde yapar. Evet, kumar bağımlılığı gibi. Evet. Yani kurtulabilir miyiz? Dış yardım gerekiyor mu? Gerekiyor tabii. Dış yardım gerekiyor. Mikrofonunuz dolmuyor. Mikrofon yok. Sevgili dedim. Buyurun. Yasakçı olmak bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak yasağa savunmak bir kere gazeteciliğe mesleğimize aykırı bir şey. Yani biz sürekli basın özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden savunan insanlarız. Bu anlamda YouTube Başkanı'nın çıkışı bana göre yanlış. Ama sevgili Murat Saygı, beraber çalıştığım bir insan, çok saygı duyduğum bir insan ve bu piyasadaki televizyon duayenlerinden biri. Kesinlikle. Buna çözüm bulabilecek kapasitede de bir insan. Eğer böyle bir toplumsal bir tepki varsa, bir takım tepkiler varsa, bu tepkileri de medeni şekilde masaya yatırıp çözeceğine inanıyorum, çözecektir. Peki. Eğitim şart. Eğitim. Şimdi şey söyleyeceğim. Bir sosyolog bunu anlatmıştı. Ben tabii onun kadar doğru anlatamayacağım ama Türkiye'yi dünyadaki diğer ülkeler, ben hep böyle Türkiye dünya gibi yapıyorum ama ayıran bir nokta var. Türkiye dünyada bilinen televizyon hayatın içine girdikten sonra bir başkalaşma geçiren tek ülke şöyle. Genellikle medyanın ya da medya gibi içerik sunan her şey, yani televizyon, sinema, roman, kitap, internet, her ne olursa olsun, bunların kendileri kabul etse de etmese de bir alt metinleri var, bir alt misyonları var. O da daima toplumun bir ya da hatta iki adım önünde olmaları gerekir. Dolayısıyla ki onlar takip etsinler. Yani birebir örtüşmektense biraz ileride olacak. Çünkü insanların alma, izleme, bilmem ne psikolojileri araştırıldığı vakit ortaya çıkıyor ki onlar elinde kendilerini biraz daha ileriye götürecek, sınıf atlatacak. Yani işte sosyete meseleleri ya da ne bileyim bilgilenebilirlik katacak ya da o sınıf atlamalarına çeşitli yerlerden fayda sağlayacak şeylere ilgi gösteriyorlar. Adını koyamadan. Dolayısıyla şimdi televizyon özellikle toplumdaki en güçlü alet. O alet girdikten sonra bütün dünyada doğru ifade etmek gerekirse kent kültürü kır kültürünü etkilemiş ve kırda zihinsel bir sınıf atlama gerçekleştirmiş. Maddi olarak konuşmuyorum çünkü bunun ölçüleri çok ortaya çıkamıyor net olarak. Bir tek Türkiye bunun tersini yaşamış. Yani kent kültürünü kır kültürü etkilemiş. Onların etkisi altına gelmiş. Dolayısıyla Türkiye'de iş biraz tersine dönmüş. Medya iki adım önünde olacağına iki adım gerisine düşmeye başlamış. Yani içerik sunucular. Hı hı. Dolayısıyla şimdi aslında beyefendilerin söylediği çok doğru. Sizin özellikle söylediğiniz. Mesela niye tartışma programları artık eskisi kadar reyting almıyor? Çünkü bir sonuca varamıyoruz. Bizim daha tartışma kültürümüz bile yok. Yani biz ya emir almaya alışmışız ya emir vermeye alışmışız. Dolayısıyla da biz bize anlatılan fikri neyse onun etrafında bir takım cümleler kuruyoruz. Şimdi buradan ne güzel Arif Bey'den bir sürü şey öğrendik. Oral Bey'den. Ebru bizim başka bir pencereden bakmamızı sağladı vesaire. Ama sonuç olarak biz bile burada bir konsensüse varamıyoruz. Yani mesela... O güzel ama zenginliği o zaten. Doğru ama yani... Anlaştık arkadaşlar, hadi eve gidelim dersek zaten. Ama birine bir iz kalması gerek. Beyefendinin söylemeye çalıştığı oydu. Tabii. Şimdi burada ben mesela, benim buradan elde ettiğim sonuç... Bence bu programlara bizim teşekkür etmemiz lazım sonuçta. Yani iyi ki bu programlar var. İyi ki var ki biz aslında nasıl bir toplumda yaşadığımızı, o toplumun bize ne anlatmaya çalıştığını... Çok açık bir şekilde görebiliyoruz şu anda. Yani artık aslında o hani bir adım iki adım önde olması gereken kesim dediğimiz kesim var ya, onun şunu alması lazım buradan. Yani herkes alacak bir şey buluyor. İşte bir beyefendi kaynanasıyla barışmış, işte öbürü çocuğuna bir önlem almış vesaire. Bizim almamız gereken de bana sorarsanız, ha toplum bu hale geldi, bunu buraya ne getirdi? Ve biz buradan nasıl başka bir yere gideriz? Yani bir dibe vurmadan yukarı çıkış yaşanmıyor. Ekonomide vurduk, çıkıyoruz. Eşim demin bir laf söyledi, çok sevdim. Enflasyonun olduğu yerde ahlak barınmazmış diye. Doğrudur. Hakikaten düşündüğüm vakit içine giriyorum. Artık biz ne yazık ki sadece ekonomi endeksi yaşıyoruz. Ve bu programlarda küçük Amerikan rüyalarının dışında bize ekonomik olarak da belli bir yere gitme hayali kurduruyor. Dolayısıyla da bunlarla başa çıkmanın yolunu biz kalksın kalkmasından ziyade nasıl ki bu aşamaya gelirken 10-15 yıllık, 25-30 yıllık bir süreç geçirdik, bunu nasıl hızlandırıp tersine döndürebiliriz algılamayız. Yani ben bu tartışmadan buradan fikirlerimin bazıları değişmiş olarak, hı hı, ve bunları almış olarak çıkıyorum. Dolayısıyla da teşekkür ediyorum. İnşallah evet. Program oldu. Ya inşallah evet. Bazıları da bazı mesajları çıkartacak kendileri diye düşünüyorum. Zorlu senin şeyin. Çünkü bunları
hem yazmak zorundasın. Evet. Bir de böyle bir şey var. İzlemek zorundasın. Evet. Bu insanlar zorunda değil. Ama sen işin ben şunu... Bağlı oldun mu? Ya hiç bağlı olmadım. Valla bazen de hiç izlemiyorum bile. Sonuçta şey yapmadım. Şimdi bak Sema'yı görmedim. Dolayısıyla reality programlar bitmez. Yani biz burada ne kadar yasaklansın mı, kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı desek de reality programlar televizyonda artık dünyada ve Türkiye'de bir reality ve kalkması söz konusu değil. Tabii. Bunlar değişiklik göstererek önümüzdeki dönemde devam edecek. İşte Survivor'lar başlıyor, Çıraklar başlıyor. İşte Donald Trump'ın yaptığı Apprentice Türkiye'ye uyarlanıyor falan yani. Bir başka formatıyla tekrar hayatımıza girecek. Nasıl bir yıl önce popstar konuşuyorsak bir yıl sonra da başka şeyler konuşmaya devam edeceğiz. Gelin kaynana konuşmayacağız. Yani burada hani ben başından beri rutin tabii ki bu uygulamasına itiraz ediyorum. Ve hani yapılması gereken RTÜK her zaman televizyon yöneticileri derneği denilen bir kurum var. Ve o kurumla birlikte televizyon yöneticileri her zaman bir araya geliyor. Ve burada her türlü sorunlar konuşuluyor. Hani bu çok daha bu şipratörlerde konuşulup çözülebilirdi. Kanal yöneticileri uyarılıp bu işler çözülebilirdi. Yani Fatih Karaca'nın bu çıkışı o yüzden abartılı olarak duruyor ve belki bu yüzden bunları tartışıyoruz. Peki ama sebebi ne acaba? Bir sürü sebep söylendi. Yani Fatih Karaca'nın durup dururken böyle bir çıkış yapmasının. Belki siyasi bir şey var. Yok, imdatın kapısı işte, olabilir mi? Kesinlikle. Olabilir mesela siyasi arkasında. Bence siyasi bir şey yaptı. Hadi böyle bir açıklama yapmış olabilir mi? Mesela. Yani Enderzen topuzu kaçtığı için bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiş olabilir. Ama Enderzen topuzu yeni kaçmadı ki. Dün kaçmadı. Bunu bir yıldır var. Gerçekten bir yıldır bu kavgalar yaşanıyor. Evet, yani niye dün oldu bu? Onu ya yaşanıyor bunlar kavga demiş bunlar. Tam bizim programa denk geldi. O çok güzel oldu. Evet, siz güzel yani. Gizli anlaşma var mı? Komplo teorisi güzeldi. Ben bir kere o benim art niyetim olsun ama bu gibi mercilerden gelen böyle çıkışların bir kere iyi niyetine ben hiçbir şekilde inanmıyorum. Çünkü benim yani kişisel tarihim bana hayatta bu memlekette bunu öğretti. Yani hani o bir siyasi boy gösterisi olabilir, atıyorum bunun cezai müeyyidesi olacaktır, ürkük bundan ne mal alacaktır, hani cezaların fiyatı olabilir. Kanallarla dahi geçinmek filan söz konusu her şey olabilir. Ama yani mesela bir şey daha var. Aynı sistemin parçası çünkü reklamlardan da para alıyor RTÜK. Tabii mesela, yani eğer reklam gelmezse televizyona, reyting almazsa televizyona RTÜK kapanabilir. Aynen öyle yani. Hani mesela bu ya ayrıca hiçbir şey olmasa yani burada iğneci amca pozisyonunda RTÜK yine nasıl diyeyim en kahraman Cüneyt Arkın'ı oynamakla mesela sen halkın tepkisine yanlış etiket taktırma görevini üstlen. Peki siz esas yaptığınız o işi onu anladınız evet buyurun ben şeyi birincisi bunlar gerçekten yani hani neyse işte reklam verenidir kanallarıdır işte maalesef bir hayatımız partisi rütüydür işte neyse bu merciler bunların birleşip bir şekilde yani hasbelkader bir orta yol bulup bunu aklı selime yakın bir şekilde ayrıştırabileceğine dair benim en fazlasından umudum olabilir. Yani hani mesela dediğim gibi işte bunun belli tematik kanalları vardır. Ulusal kanallar kendince programlarını belli saatlere bölüştürür. Yani hani bir denge olur. Bu akışkanlık böyle hani bir bulamaca yani dönüşmüş akışkanlık belki kendi içinde olması gerekene ayrışmış bir şeye dönüşebilir. Ve tabii en önemlisi de eğitim şart derken bir söyledi. Hakikaten bence bir de televizyona en önemlisi bence. Hani bunu söylemek bu ülkede hiç insan sevimli bir pozisyona konuşlandırmıyor ama biraz artık yani hani millet sahtekarlıktan vazgeçsin. Yani her şeyin suçlusu başkası değil. Devlet değil, medya değil. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ve hani ben pardon beceremiyorum RTÜK yasaklasın, ben beceremiyorum darbe olsun, ben beceremiyorum işte mesela o zaman kimse sokağa çıkmasın, ben de mesela şey istemiyorum, kimse sokakta tükürmesin, var mı bunun bir merci, tükürecek adam da sokağa çıkmasın. Bir de doğanın dengesinde bir şey var, mesela bir gün kar yağıyor, ertesi gün yağmur yağıyor, ertesi gün sıcak, ama bir denge var.
ve bu denge bizi hiçbir zaman rahatsız etmiyor. Ama bizim televizyonlarımızda böyle bir denge olmadığı için bir aynen. Bakıyoruz 28 tane yarışma programı, bir bakıyoruz 16 tane reality show, böyle bir şey var. Halbuki dengeli olsa kötüleri de vücudumuzu bu kadar kötü etkilemeyecek. Ama her şeye rağmen Türk televizyonlarının iyi olduğunu da altını çizmek lazım. Gerçekten ben Türk televizyoncunun çok iyi olduğunu... Tabii Doktor Stres gibi bir yani. Program 10 yıldır devam ediyorsa mutlaka iyidir. Ben bir kere burada bir çözüme kavuşulacak bir şey olduğunu görmüyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Sonuçta bu işte konuşuyoruz. O orası ben var. Yani topluyoruz. Hayat deniyor bunun adına. Yani biz ne dersek diyelim de işte o Fatih Karı gibi açıklama yapıyor bir şey oluyor ve hayat bir şekilde devam ediyor. Yani bir gün işte televizyon yapımcıları derneğiyle YouTube bir araya gelir de birçok iyi bir kurulu oluşturur bir şeylere sınır var. Ondan sonra diğer tarafta böyle getirmelik anlaşması olmayacağı için sonuçta ortada hani hakikaten tek doğru dediği şey vahşi kapitalizm olduğu için Fatih Bey'in dediği gibi bir değer. Orada başka bir şey çıkar. Yani netice itibariyle bunlar da Türkiye'ye indirgenecek bir şey değil. Dünyada popüler olan formatlar Cengiz Bey'in daha iyi bileceği gibi. O yüzden de ya bunun çözüm, ya biz konuşuruz. Bizim için malzemedir. O yazar, onun için malzemedir. O işte 70 bin kişi olayı yapar. O onun için malzemedir. Sesini duyurur. Ve hayat devam eder. Kesinlikle. Buyurun. Bugün toplantının özeti bence şu olmalı. Daha doğrusu bütün bu olayların sonucu televizyonlar bir mesaj aldılar. Bence televizyonlar bindiği dalı kesmezler. Bu onların ekmek kapısı. Şimdi halk onlara bir mesaj verdi. Aslında Fatih Karaca Rütbü Başkanı Fatih Karaca'nın söylediği de bir mesaj. Onu da almış olması lazım televizyonlar. Şimdi Reklamcılar Derneği'nin çok güzel bir örnektir Türkiye'de. Öz denetim kurulu var. Ve onlar reklamları hiçbir baskı olmadan oturuyorlar, inceliyorlar. Bu sakıncalıdır diyorlar ve hiçbir baskı yapmadan ya geri çekiyorlar ya şey yapıyorlar. Televizyonlar da bu mesajı aldıktan sonra bence böyle bir öz denetim kurulu oluşturup kendi aralarında, kendi özgür iradeleriyle bu sorunu çözmeliler. Çünkü böyle bir sorun var. Kaldırılsın, kaldırılmasın, bir rahatsızlık var ya, konuşuluyorsa böyle bir sorundur. Masaya gelmiştir. Ve bu televizyonların sorunudur. Çünkü televizyonlar bu işten para kazanıyor. Çözümü de onlar getirmek zorundadır bence. Son bir şey soracağım. Size belki ilk sormam gerekiyor. AGB'yi kuran kişi olarak bu rating ölçümünde gerçekçi midir bu rating ölçümü? Çünkü şöyle şeyleri çok duyuyoruz. Ya 300 tane evde var. Benim evime ne zaman AGB geldi? Ben bunları seyretmiyorum. Nasıl reyting almış? Tartışılan program reyting. Şimdi reyting son derece, Türkiye'de son derece ciddi yapılıyor ve olmasın gerekenden daha fazla bir örneklemde yapılıyor ve israftır bence. 2201 hane demek 9000 kişiyle her dakika anket yapıyorsunuz gibi düşünün. Her dakika onların televizyon izlemesini ölçüyor. Ama bütün Türkiye'de 9000 kişi. Ama değişik profiller. 2200 hane. Evet. Ve 9000 kişiye tekabül ediyor ortalama. Şimdi Amerika gibi birisi demin söylediğiydi. 3000 kişilerle şey yapıyor bu. Bütün Amerika 3000 kişiyle temsil ediyorsunuz. 3000 haneyle temsil ediyorsunuz. Burada önemli olan kaç tane hane olduğu değil. Bu hanelerin nasıl seçildiği, hangi yöntemle ve seçilenlerin tüm toplumu temsil ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Mesele bu, tabii. Mi? Kriter olarak ne yapıyorsunuz? Anlıyorum. Kriter olarak ne konuluyor yani? Hani neye göre seçildiği derken ben... Şimdi işte bir tanesi bir alım gücü daha düşük. Şimdi, evet, şöyle oluyor aslında işleyişle onun şu. Onun ben işleyişini soruyorum. AGB'nin işleyişi şöyle, bakın. TİAK diye bir kurum var. Bu TİAK, Televizyon İzleme Araştırmaları Kurumu. Bunun kimler partnerleri? Televizyonlar, Reklam Verenler Derneği ve AGB. Bir de Reklamcılar Derneği. Hanımlar o programlar. Şimdi bunların oluşturduğu kurum bu finanse ediyor ve bir araştırma yapılıyor. Her yıl 20 bin haneyle Establishment Survey denilen kuruluş araştırması yapılıyor. Ve bu evlerde toplanan bilgilerle Türkiye'nin bir fotoğrafı çekiliyor. Sosyoekonomik ve demografik fotoğrafı. Ve bu fotoğrafa göre işte İstanbul'un sosyoekonomik ve demografik dağılımı budur, tüketim alışkanlıkları budur deniyor. Ankara'nın, İzmir'in bütün illeri kapsayan bir şey bu. Daha sonra bunlara uygun bu özellikleri temsil eden haneler seçiliyor. Dolayısıyla buradaki bu seçim önemli. Yani seçtiğiniz kişi o genel kitleyi temsil edebiliyorsa o zaman 2000 değil 900 örneklemle yaptığınızda da bakın hata payı nedir biliyor musunuz? Artı eksi %5.
Bu kadar son olarak size şey yapalım. Evet. Şimdi Elif Hanım'a gerçekten katılıyorum ben bu noktada. Bir şey çok önemli. Yasaklamak, kapatmak, sınırlamak falan bir sürü çözüm önerisi getirilebilir. Ama her şeyden çok önemlisi bugün en modern yaklaşımı şu. Ceza yok, eğitim şart. Evet. Dolayısıyla gerçekten mesela burası da bir televizyon kuruluşu. Medya kendi içinde bunu tartışmış oluyor aynı zamanda. Ve sonuçta öyle bir noktaya geliyorsunuz ki halkın farkındalığı arttırılması. Halkın farkındalığının arttırılması. Evet, bu benim ve çocuklarım için zararlı olabilir diyen insan en önemli materyal şu anda bizim. Dolayısıyla seçimini herkes kendi özgür iradesiyle yapar. Dolayısıyla bir başkalarına böyle yapmak düşman. Çok güzel. Ben de son olarak şunu sormak istiyorum. Biz kahramanlarımızı hep televizyonda yaratıyoruz. Mesela akşam televizyona çıkıyoruz. İşte annemin arkadaşları diyor ki dün seni televizyonda gördük. Ama ben tiyatroda da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya da bizim çok önemli Nuri Bilge Ceylan gibi bir sinema adamımız Cannes'da ödül alıyor. Bu bir televizyon kahramanı değil. Ama biz televizyon kahramanlarına hep böyle bir selam yolluyoruz. Acaba bu televizyon kahramanlarını bu kadar önemsemesek Türkiye'de bilim dalında işte ne bileyim tıp dalında bir sürü insan çok güzel şeyler yapıyor. Bu kahramanlarımızı buralardan seçsek, televizyonlardan fazla kahraman seçmesek zaten otomatik olarak Semra Hanımlar ve o kahramanlar bitmiş olacak. Ve Türkiye çok daha güzel bir yere gidecek diye düşünüyorum. Anketimiz 83-76-16-24'te bitti. Şahan'cığım ben çok yoruldum. Programı senin bitirmeni istiyorum. Evet, Şahan'la bitiriyoruz. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyenler, hazır reytingimiz kapatırken programı kapatalım. Kapatmadan önce iki tane daha yapmak istiyorum. Benden selam olsun Doğu Bey'ine. Umduğum gibi söylemedi. Bu adamın ne günahı var? Ne günahı var bu adamın? Bu adamın bu ayı söyledi. Ama bu hafta yayınımız olacak.